çıkmış. Babam da Niko, babam da izin verdi. Gelsinler, üstesinler seni ailesiyle dedi. Antep'e gidiyoruz. Kız istemeye. Kadir bir danalaklık yaptı, kabul. Ama sen ne dedin? Sen sırf ona inat, dediğin kızını bir Rum çocuğuna vereyim. Vereyim. Kız benim. Kime istersem ona vereyim. Sana ne? Ha? Sana ne? Oyun olsun diye kaçırmadın Nazlı'yı. Sevdiğin için kaçırdın o. Ama kötü oldun. Kahraman amca sırf bana inat, Niko'ya verecek Nazlı'yı. O lafı duyunca öldüm ben ana. Dünyam başıma yıkıldı. Ben dedim gelsinler, istesinler diye. Ulan oğlum, sen hıncından dedin. Sen Kadir'e kızdın, onun için dedin. Söz ağızdan çıkar baba. Yiğidin sözü demirin kertiği. Vereyim dedim, vereyim. Ben geri dönemem. Ver olsun senin kim evladım. Sen sözünden dönme. Varsın ecdadın mezarında dört dönsün. Şehitlerin kemikleri sızlasın, kemikleri. Tüh senin kalıbına. Tıs git. Feride. Bak o çocuk Nazlı istiyse Müslüman olacak. Ne? Müslüman mı oğlucuğum? Müslüman olacak. Peki anam bunu oğlan kabul eder mi? Etmezse kendi bilir. Ayrıca sünnet de olacak haliyle. Biz bu Antep'e ne zaman gidiyoruz? Bilmiyorum. Geç kaldım. Liman başkanlığından bekliyorlar. Akşama konuş. Yani yarın gider miyiz? Of, of Niko. Oğlum niye acele yapıyorsun? Vallahi gemicilik yapıyorlarmış. İşte armatör yani. Tankerleri falan var. Bunlar bayağı bir zengin. Hem acayip yakışıklı, hem acayip paralı ha. Kız ne kadar talihlisin. Tahtaya vur, tahtaya. İyisin vallahi abla ha. Artık biz de görürsün. Oğlum. Sen burada karı muhabbeti mi dinleyin? Neydi senin vazifen? Dedene göz kulak olucuydun. Bak adamın sesi soluğu çıkmıyor. Lan bak hala bakın ya. Ay, dede, baba bunlar ne öyle? Baba Allah aşkına lütfen çocukluk etme baba. Ne olur. Dedeciğim ne olursun. Biliyorum her şey benim yüzümden oldu. Dede bırak. Elini ayağını öpeyim ben. Ya açılın çekilin yolumdan. Gitme dede. Karnındaki bebeğin hakkına gitme. Harika bir haber. Gaziantep'li ünlü bir baklavacının kızıyla armatör çocuğunun aşkı. Ne çocuğun aşkı? O kızın aklı bir karış havada. Yarın bir gün o Yunanlı oğlanın da başını yakar. Heriye sen ne diyorsun Allah aşkına? Yunanlı damat önce sünnet olacak, sonra da Müslüman olacak. Söz. İster sünnet olsun, ister hacca gitsin, hiçbir şey değişmez. 40 yıllık yani, olur mu kani? Ben razı değilim, işte o kadar. Keşke Yunanlı olaydım, keşke armatör çocuğu olaydım. Kadir, bak. Edebinle konuş, tepelerime! Niye? Yalan mı söyleyeyim? Demek senin de hamurunda çiğ varmış. Demek senin de gözün parada buradaymış. Hayırlı olsun. Çay Mehmet'den, kahve Mehmet'den. Aa, çay. Ver bir demli çay. Hayırlı olsun Kahraman Usta. Hayırlı olsun Kahraman Usta. Müdürün gemi yüküyle parası varmış ya. Kahraman abi, jest sosyete ol ya, artık bizi tanımaz. Yunanlı damat da sünnet olacak mı Kahraman Usta ya? Hadi Kalyan'ın gelip kızımızı alıp götürmesine seyirci mi kalacak? Yerin bakayım, yerin. Kan öyle yorum. Bırak ya, senin Kore'de kafana şaraplar mı düştü? Tüh. Yazıklar olsun hepinize. Sen bakma bunlara Memik. Hepsinin işi geçmiş. Ben seninle gelirim. Hay yaşayasın Hasan olmacığım. Bedeniye kurşun değil mi? Ben gelmeyeyim. Ben gelmeyeyim, ben bu evindeyim. Pijamalarımı giydim, oturayım ben. Niko! Abla ben gidiyorum. Mısıracaksın. Ya babacığım, Burak ne olursun. Sen kendini onların yerine koysana bir. Buraya kadar gelmişler, kızın babası yok. Kim bilir ne düşünecekler? Hani kabul etmiştin? Şimdi niye böyle davranıyorsun anlamıyorum. İstemiyor musun evlenmemi? İstemeyeyim desem, var mı geçeceksin Niko'dan? Baba. Bırak Nazlı. Baba, herkes bizi bekliyor. Ne olur artık daha fazla üzme beni, hadi. Ya bak Nazlı,
Ben seni üzmek istemiyorum. Ben kimseyi üzmek istemiyorum. Ben ne ananı üzmek isteyeyim, ne Ökkeş'i üzmek isteyeyim, ne Hediye'yi üzmek isteyeyim, ne babamı üzmek isteyeyim. Hatta Kadir'i bile üzmek istemeyeyim. Ama ne oldu? Ha? Sonra kötü ben oldum. Ben oldum kötü. Herkes ne diyor biliyor musun sen? Para için İmanlı'ya kız veriyor değiller. Ökkeş amcanın aynı şey değil. Para için İmanlı'ya kız veriyor. Kahraman kız benim. Kızgınlığından diyor baba. Üzüntüsünden diyor. Allah aşkına aklı başında olan herkes senin nasıl bir insan olduğunu biliyor babacığım. Hem sen hep bize demez misin doğru bildiğiniz şeyi yapıyorsanız el alemin lafına kulak asmayın diye? Ha? Eğlendin ama. O sabah Asma'nın altına ne demiştin bana unuttun mu? Ne demiştim Asma'nın altına sana? Bize düşen yavrumuzu koruyup kollamak dedin. Hangi yöne kanat çırpacağın sana kalmış dedin. Öyle demiştim ya. Öyle demiştim Aslı. Oh baba. Bahçelerde mor meni veremedin sen beni. Bahçelerde mor meni veremedin sen beni. Nasıl verem olmayım eller sarıyor seni. Nasıl verem olmayım eller sarıyor seni. Tamam Feride ya. Gören de askerden gel insanacak. Babacığım hadi hemen üstünü giyin. Giyinmesem olmayayım mı? Olmaz olmaz. Ayıp olur canım. Abi canım ayıp olur, ayıp olur. Aile zengin, aile armatör. Gözlere tutarsa belki bana şilef verirler. Ben de bu yaştan sonra kaptan olurum. Babacığım hadi. Dur, 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 dur. Bu ne? Ha? Bu ne böyle? Ha konuşsanıza, dilinizi mi yuttunuz? Hediye baba, Niko abinin ailesi göndermiş. Ha beğendin mi babacığım? Ha çok beğendim. Ya bu ne münasebetsizlik ya? Ya bu ne biçim hediye böyle ha? Aşk olsun abi, adam seni de bağıracak yer arıyorsun. Hediye hediyedir. Bana bakın, eğer bak yemekte de böyle densizlik ederlerse ben kalmam o yemekte, giderim ha. Giderim bir daha da gelmem. Tabii tabii. Ya ne acayip milletmiş bu Yunanlar ya. Vallahi babana hak veresim geliyor ya. Düşman geliği Hasan olmuş. Ne edecek? Emirlerini bekleyin. Bana mı soruyorsun Memik? Sen beni getirdin. Sen söyle ne yapacağımızı. Allah Allah değil mi Cümedek? İyi ya. Ha merhaba. Tepe hoş geldin. Buyurun Memik abi ne diyeyim? Sarı Bey. Efendim Sarı Bey. Buyurun Memik abi. Bir bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Merhaba. Neden durdun? Hani saldıracaktık? Çok kalabalıklar onbaşım. Tabur gibiler. Başa bir taktik gerek. Saldıralım Mehmet dede. Yunan ante bir tane derim. Ulan sen nereden çıktın zibidi? Ben sizinleyim dede. Kar olsun düşman. Hadi geç. Benim torunumu kaçıran gençlerle işim yok. Onların topu tüfeği varsa Türk'ünde bükülmez bileği vardır hucum. Ulan sen serhoş musun ne? Nalet oğlum nalet. De git lan de git.
Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyiz. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Niko, kadınım ne alıyor? Karamancığım, sen de misafirlere sorsana hatırını. Feride, sen sordun ya, anladık. Eğlenmiş işte bak, iyi. Ah, eviniz çok güzel. Hayran kaldım. Çok sevindim. Biz de hayran kalıyoruz. Şu taş hatun gelmeden önce daha da güzeldi evimiz. Baba. Şaka, şaka, şaka. Şaka. Sahiden konak çok güzel. Baklavası likte sok para vardır. Aç kalmayık. Geçinip gidiyik. Bu adamı dinleyeyim hanım para peride. Baklava aslında bir Yunan tatlısıdır. Ne? Ne? Sen ne değil be kadın? Baba. Siz ne değilsiniz hanımefendi? Ya her şeyimize siz sahip çıkmışsınız. Kaptırmam kızımı. Nazlı bizim. Kahraman, ne dedin, işitiyorsun anamı. Baklava diyecektin kızım dedim baba. Ben de baklava diyeyim, ne diyeyim? Baklavamızı kaptırmam. Bakın hanımefendi, baklava bir Türk tatlısıdır. Halis muhlis bir Türk tatlısıdır. Her şeyimize sahip çıkıyorsun. Bunlar her şeyimize sahip çıkıyorlar bizim. Dönerimize sahip çıkıyorlar. Aa, kahvemize sahip çıkıyorlar. Aa, yani utanmasanız rakımıza da sahip çıkacaksınız. Ulan çekilin yavrum, ya yol verin. Ya şu gördüğünüz ev benim evim. Ulan yavrum kızın, yani gelinin dedesiyim. Dedesi. Bunlar Türkçe anlamıyor Memik. Boşuna nefes tüketme. Dur sen Memik dede. Dağıtacağım ben burayı. Ulan sen nereden çıktın lan? Bizim hayırlarla işimiz yok. Ya bırakın ya. Ya kardeşim bırakın da geçeyim ya. Ulan bırakın lan, ne olur. Ulan ulan. Şerefe. Yes. Elena Hanım, iyi misiniz? He? Yabancı kimin? İstem yok, teşekkür ederim. Ah, inanınız her şey o kadar güzel olmuş ki elinizde sağlık. Beğendin mi? Çok beğendim. İyi o zaman bundan bir lokma daha koyacağım. Ay yok, ben şimdi aldım. Yok yok yok. Yiyeceğim, yiyeceğim. Ah, teşekkür ederim. Elena Hanım, sana da koyacağım. Yok, vallahi. Yapma Allah aşkına. Lütfen. Ölümü gör. Ay, lütfen. Elinle ye şunu beyefendi. Öyle kibar kibar olmaz. Bırak o kaşığı, çatal bırak. Karışma beyefendi. Ben nasıl istersem öyle yerim. Olmaz bak, şimdi şöyle düğümü alacağım. Ondan sonra da böyle sıcağını böyle alacağım. Babacığım, babacığım karışma. Artık bir tatsızlık çıkmasın ha? Tatsızlık siktisi kazayı kadar küçük hanım. Her şey çok yaklı. Her şey vıcık vıcık. Üstüme iyilik sağlık ya kadın. Her şey kusur buluyor. Ana, sakin ol. He bak, bak bakalım. Bunu bulabilecek misin? Bak. Şimdi bunu bakalım, yiyin bakalım. Şu yere gitmişsindir. Yok. Bunu asla. Lütfen. Bak şunu bir bak. Yıkarsın. İstemem. Asto diyalog. Ya ne bağırıyorsun ya, işte bir görünmez dakika, kadar. Ben yavaş yavaş. Siz, siz yavaş yavaş. Şöyle şöyle. Yeter hanımefendi, yeter beyefendi. Mahvettiniz elbisemi de. Ya ama ne kadar kıymetli elbiseniz varmış canım. Verdik parasını sil Feride, sil. Tövbe estağfurullah, bu ne böyle ya? Ne oluyor ki böyle? Dedemin sesine benziyor. Estağfurullah değil yine, de ne söylüyor lan? Ben sana. Ben de bilmeyeyim. Sarhoş. Sarhoş Feride, sarhoşlar. Zerhoş var, üstünüze afiyet. Deliler var,
dadandılar bu evi. Hatırlarsın. Mustafa'cığım. Koş sen bir dışarı bak bakayım. Yani... Geldiyse tam kıyamet kopacak ha. Hatta yedi burada gelmemişsin Niko. Ya babacığım, lütfen. Ben söylemiştim ama kimse beni dinlemedi. Gelmeyeydiniz hanımefendi. Beyefendi gelmeyeydiniz. Size yalvaran mı oldu? Aferin, bu şimdi düşüp bayılacağım. Yemek mi yiyoruz, dayak mı yiyoruz anlayamadım. Sen misafirin olmayacaktı. Şu çocuğun anası olmayacaktı. Ben sana ne yiyeceğim? İşte bir şey. Suyu ver, suyu. Yabancı damat istemek, yabancı damat istemek. Hadi karya defol, hadi karya defol, hadi karya defol. Anam beni yetiştirdi, bu vatana yolladı. Hadi amca yeter bu kadar. Yapardasın şehrin. Hadi hadi. Ya Allah'ım. Ya yok mu onun arka kapısı falan ufaklık? Belki vardır ama benim avantam ne olacak? Ayıp ayıp. Misafiriz şurada. Niye öyleyse? Sizden misafirliğinizi bilin. Siz Türkler böylesiniz işte. Yok ya. Asıl siz Yunanlar hep böylesiniz. Hadi hadi. Sade de gelelim. Gelelim. Ben oğlumun hatırında buradayım. Ben de sana bayılmayayım. Ben de kızımın hatırı için seninle konuşayım. Dinle bre adam. Biz sizin adetlerinizle kızınızı istemeye geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Tamam. Hayırlısı tamam. Hayırlısı lan. Madem birbirlerini seviyorlar. Yalnız benim bir şartım var. Neymiş o? Niko Müslüman olacak. Ne? Sonra da sünnet olacak haliyle. Müslüman mı? Sünnet mi olacak? Ah Mihir Adar. Nazlı, sünnet ha? Tut kelim perçeminden aha da. İyi akşamlar. Ne oluyor? Oğlum Celal ne oluyor ha? İzin verirseniz bu mutlu bu bahtiyar gecenizi birkaç fotoğrafla ölümsüzleştirmek istiyor Karaman Usta. Şöyle daha samimi yaklaşın birbirinize, şöyle daha içten. Stavro Bey'le yanak yana verin Karaman Usta. Feride Hanım, size damadın annesini öper misiniz? Şöyle yaklaşın birbirinize. Emine Hanım ne oluyor ya? Konuşsanıza. Ki ben de anlamadım. Kalk Nazlı kalk kalk. Kalk kızım kalk. Bizimle neler paylaşmak istiyorsunuz? Niko gelin hanım. Ekrana bakar mısınız? Stavro Bey'le yanak yana verin Karaman Usta. Emine Hanım. O çektir Emine. Şehrimizin namlı tatlıcısı Kahraman Baklavacıoğlu'nun güzel kızı Nazlı Atina'ya gelin gidiyor. Yakışıklı damat Niko Yunanlı armatör Stavro Angelopoulos'un tek oğlu ve veliahtı. İki aile dün akşam kız tarafının evinde bir araya gelerek söz kestiler. Bak 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 görüyor musun şunları bak bak bak. Terye yeter. Okuma şunu. Sabah sabah kan beynime sıçrayı. Ya baba baksana şu resme. Kahraman amca o Yunanlı herifle yan yana. Nerede oğlum? Allah muhabbetlerini artırsın. Gaziantep'e özel uçağıyla gelen ünlü armatör, milyonlarca dolarlık bir servetin sahibi. Dünyanın birçok yerinde yatırımları bulunan Angelopoulos'un Gaziantep'e yatırım yapıp yapmayacağı merak konusu. Vay anasına be. Zaten o servet başını döndürdü bunların. Bize verdikleri sözü o saat unuttular. Ya bırakın, boş verin. Ne halleri varsa görsünler. Feride getirip attı kafama bohçaları. Ah ne hatır bilirler ne dostluk. Heriye sus. Yeter. Ama öyle keş. Bak şimdi gör dünya seyahatleri. Bahama Adaları'nda tatil. Oh anam oh. Bir elleri yağda bir elleri balda. Nazlı'ya kalsa varırdı bana. Ama o para göz babası kızın aklını çeldi. Doğru haklısın oğlum. Yeter diyeyim sıpa. Yeter. Yeter. Bir daha bu evde bu konuda bir tek kelime duymak istemeyim.
Ne bu öyle? Çat 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 çat. Biraz ağırbaşlı olun ya. Vakur olun biraz ya. Bir şerefimiz, bir haysiyetimiz var bizim. Bizim de bir şerefimiz var ya. Haysiyetimiz var. Ne diyeydim? Ha? Ne diyeydim? Hiçbir şart koşmadan buyurun kızımız sizindir mi diyeydim? Zaten burunları kaftağında, kendilerini dünyanın sahibi sanıyla. Ama baba Niko için... Bak Niko'ya bir şey ben demeyeyim. Yalnız o gıl herifin dünürü olmayı içime sindiremeyim. Bak çok haklısın Kahraman ama vallahi sinirlenmene gerek bile yok biliyor musun? Ben de Eleni'den hiç haz etmedim ama zerre kadar haz etmedim. Duyun bak duyun, duyun. Ha. Ben o kadar yemek yaptım değil mi? Böyle aldı böyle burnunu böyle kaldırdı beni bakıyor affedersin böyle karıştırıyor Ya al da bir lokma ağzına at ya. Ama bak ya, ne bileyim bak yine. Ama halası çok iyiydi. Neme lazım pek şeker bir kadın. Hoş sohbet, güler yüzlü. Ne kadar aynı öyle. Ne kadar ona çekmiş. Onun da böyle bak, yüz... Kesme. Bak ben konuşuyorum burada çat diye kesiyor. Sonra ben ne diyeceğimi unutuyorum. İyi o zaman konuşurken bana bakmadan anlat. Bakma bana. Ha. Şimdi... Ne olursa olsun değil mi kızımız... Sevmiş bir oğlanı... Bu oğlanın anasıyla babası. Ne yapacak bunu? Kabullenecek. Kabullenmeyecek. İyi baba. Niko'nun sünnet olması mı çözümleyecek her şeyi? Müslüman olması mı? Ne biçim bu hediye? Ha bu hediye mi? Ne acayip insanlar bunlar. Bunların ne biçim adetleri var? Zaten onların yüzünden baba benimle konuşmuyor. Kahraman. Gelin hemşinin adını koyak. Senin derdin üzüm yemek değil değil mi? Bağcıyı döveceksin. Baba işi yokuşa sürüyor. Babacığım sen biraz işi yokuşa sürüyor. Baba. Niko sünnet olursa başka bir şart koşmayacaksın mı? Önce sünnet olsun, sonrasını sonra düşünürüz. Ya, aha bak, gör işte. Baba, meşhur olduk. Türk gazetesinden çıkmışız. Ne diyorsun ya? Aa, biliydim ben. Vallahi biliydim ya. İllallah şu gazetecilerden. Baba, baba, hepimizin resmi var ha. Hem de baş sayfada. Kız, dene gel, sen de çıkmışsın. Anam, sahi mi Nazır abla? Hani göstersene nerede? İşte kız, işte. Ruşen, nasıl beğendin mi? Güzel çıkmış mıyım? Sen hep güzelsin benim canım karıcığım. Baba fazla heyecanlanma bebeğe dikkat et. Ya ben böyle mi resim çektirdim? Böyle mi poz verdim sırt tavrayla? E vermesen nasıl çeksinler baba? Ruşen. Hayır ya bazen fotoğraf ilerisi öyle ben onu bileyim de bu Photoshop mudur nedir ya böyle hokus pokus yapıyor olmuş olmuş. Allah aşkınıza bırakın şu gazataları neyin anam boş ver. Kahraman anam Şahin bakışlı kocam benim. Şaka yapıyorsun değil mi ha? Kahraman, Allah aşkına şu sünnet işi nereden çıktı? Feride şaka maka yaptığım yok. Ya babam hadi artık şaka yapıyorum de ne olur. Sen Niko'nun babasına kızın ondan öyle diyorsun değil mi? Hayır efendim, ciddiyim. Eğer sen Niko'yla düğün yapacaksan... ...Niko'nun önce sünnet düğünü olacak. İşte o kadar. Ruşen, bırak gazeteleri. Hadi gidin, geç kaldık dükkana. Hadi. Oldu da bitti maşallah. Damat olur inşallah. Ya, Allah seni bak. Salak şey ya. Küstahlık. Bu yaptıkları düpedüz küstahlık. Adını bilmiyor adam. Nasıl sünnet etmek istermiş benim oğlum? Bıraksak bu konuda kararı Niko verse. Ne kararı? Hangi karar? Bitti bu iş. Ben bavulları toplamaya başladım bile. Bugün döneceğiz. Mama, burada konuşulanlar benim hayatım. Benim aşkım, benim mutluluğum. Aşk diye bir şey varsa gurur diye de bir şey var. Bunu unutma. Nasıl karışırlar bizim inancımızda? Kimse bizim inancımıza karışmıyor. Bal gibi de karışıyorlar. Yakında imam nikahı da ister bunlar. Baba, Kahraman amcayla tartışıp durdunuz dün akşam. Sinirler gergindi. Biraz bekleyelim. Neyi bekleyeceğiz Niko? Neyi? Sünnetsinin usturayla üstüne gelmesinin. Amarım o. Fileş, neler saçmalıyorsun? Yalan mı? Bu insanlardan her şey beklenir. Bakarsın seni pusuya düşürürler Niko. İndirirler pantolonu, sak diye geçerler. Yeter baba, sus. Sinirlerim oynadı. Sen ne çok film seyrediyorsun. Korku filmlerine bayılıyorsun anladığım kadarıyla. Tanrım estavro, şimdi düşüp bayılacağım. Kapat bu kesme biçme lafını. Öf. Bak Adilfem, hatırlıyorum. Sen bu çocuğu küçükken de öcüyle böcüyle korkutuyordun. Baba, gitmek için Nazlı'yı etmeyin. Ben Nazlı'yla konuşacağım. Neyi konuşacaksın? Sünnet meselesini. Kahraman amcayla konuşacak. İkna etmeye çalışacak onu. O adamı öldürsen de ikna olmaz.
Postok Serj Adelfemo. Bırak konuşsun. Boşuna, boşuna. Zaman kaybı, zaman kaybı. Boşuna. Benim de hiç ümidim yok ama. Bırakalım, konuşsun bakalım. Hayırlı olsun Nurşen abi. Söz kesilmiş ha. Yok be oğlum, öyle daha tam kesilmiş sayılmaz. Nasıl yani? Bu işin olmama ihtimali var mı? Şimdi Kadir, vallahi ne söylesem yalan be oğlum. Ya ağzından değil, hemen laf çıkıyor be abi. Ya ne oldu, ne konuşuldu? Ya aslına bakarsan bir şey konuşmadık diyeyim oğlum. Ya işte öyle harala gürele bir yemek yedik, takma kafaya ya. Memi kendi bugün de mi gelmiyor? Gelmiyor. Hasta. Hasta. Kimi kandırayım lan? Ben Kadir'den aldım haberini. Hala kavgalıymış seninle. Otelde kalıymış. Kalıysa kalıyı, sana ne? Helal olsun adama. İhtiyar mı ihtiyar ama hiç değilse senin gibi kaypaklık etti. Sen ne dedin ki? Benim sen ne zaman gördün kaypaklığımı? Bak kahraman. Bu işin olma işi Nazlı'nın isteğiyle değil. Veya? Sen buldun zengin dünürü, tereyağı gibi eridin. Keş. Keş. O sen hep böyleydin zaten. Yani daha ilkokulda verdiydim ben senin notunu. Leket be. Sen kim olayım da bana not vereyim? Ya gene başlılar ya, gene başlılar ya, gel ya. Gel. Gözün hep yukarılardaydı. Haftalıkla çalışan bir baklavacının oğluydun ama kendini bilmiydin. Pamuçların pırıl pırıl, çanta her sene yenilenir. Kes beni delirtme! Yalan mı? Ha, yalan mı? Kızlara fiyaka satayım diye öleydim be! Ya dur baba ya, sabah bize ne dedin? Karışma, öleceğim ağzımın otunu. Bak Ökeş, o laflarını bir bir yutturacağım Hasan'a. Ya babacığım sinirlenme ya, o tansiyonu fırlayacak. Hep gösteriş meraklısıydın. İki tekerlekli ilk bisiklet sağ alındıydı. Sen de hasedinden çatladıydın. Bir tur vermek için 25 kuruş alıydım benden be. Oh, oh canıma değsin. 50 kuruş alaydım keşke senden ha. Senin de ayakların pedala değmiydi. Soğan cücüğü kadar boyuna. Ya baba ne ilgisi var ya? Senin de gözlerin felfecil okuydu be. Daha o zamandan belliydi parayı ne kadar sevdiğin. Ya baba etme gözünü seveyim. Öyle mi? Madem ben o kadar kötüydüm, niye 40 yıldır benden arkadaşsın sen? Ha? Sevabı da adam olursun. Belki yola gelirsin diye. Ruşen, beni sıkı sıkı tut. Şimdi arkadaş katil olacağım ha. Tamam, dur değil baba. Dur, dur değil. Dur baba. Dur, dur. Allah aşkına. Bırak. Keş. Vicdansız Ökkeş. 200'lü Ökkeş. Peki benimle niye ortak oldun öyleyse? Memi Gemmi'nin hatırına. Ama şimdi anlayayım, büyük hata etmişim. Hata etmişsin ha? Benimle ortak olduğun için hata etmişsin öyle mi? Yazıklar olsun. Vallahi Nikocuğum, babamın şu sünnet meselesinden vazgeçmeye hiç niyeti yok. Bizimkilerin de buna yanaşmaya hiç niyeti yok. Ne yani? Sen göze alıyor musun? Ben senin için her şeyi göze alırım. Ama o şey hariç. Aslında sünnet bence güzel bir şey. Hayır, bence fena bir şey. Hele bu yaştan sonra. Korkuyor musun Niko? Hayır, saçmalama. Yani birazcık korkuyorum. Tamam çok korkuyorum. Hatta ödüm patlıyor. Ya vallahi bak Mustafa Can'ı bir iğne yaptılar, ruhu bile duymadı. Hemen böyle pırt diye. Ayrıca böyle prens kıyafetleri giyiyorsun. Bir sürü hediye geliyor. Aman istemez. Ya düğün de çok eğlenceli oluyor. Bak hokkabazlar, palyaçolar hop bir hop bir. Tabii hop bir hop bir hop bir hokkabazlar. Orada hokkabaz ben oluyorum. Ben alıyorum, herkes gülüyor değil mi? Hop bir hop bir hop bir. Aa, erkek adam ağlar mı hiç Niko? Ayrıca sünnet olmanı ben de istiyorum. Şaka ediyorsun. Ya hiç şaka falan etmiyorum. Ne öyle kuru kuru seni seviyorum, seni seviyorum. Hadi bakalım şimdi kanıtla. Nazlı. Ay tamam tamam, kıyamam ben sana. Çok zalimsin. Dinle bak, bir planım var. Kabul. Ay dur, daha bir şey söylemedim. Her şey kabul. Beni sünnet olmaktan kurtaracaksa kabul. Şimdi ben babama gideceğim. Niko sünnet olmaya razı oldu diyeceğim. Ama razı değilim. Ya dur bir dinlesene Niko. Sen de sizinkilere gideceksin. Nazlı'nın babası sünnetten vazgeçmiş diyeceksin. Anladım. Yani oyalama taktiği. Aynen öyle. Dur bakalım, bırakalım ortalık biraz yatışsın. Ben babamı biliyorum. Öyle bir eser güller ama zamanla yumuşar. İnşallah. Yoksa mahvoldum ben, bittim. Ne
Zehra, kantinde sana bir kola ısmarlayayım mı? Yok, sağ ol. İnci sinemasına müthiş bir film gelmiş. Ejder'in İntikamı. Acayip dövüş sahneleri var. İstersen sinemaya da gideriz. Ben öyle filmleri sevmem. Başka bir film buluruz. Olmaz, benim işim var. Hadi ne olur. İstemiyor işte ya, ne asılıyorsun kıza? Sana mı soracağım? Hop hop, yavaş olun. İşiniz gücünüz kavga. Biz zaten okuldan çıkınca bale kursuna gideceğiz. Bale kursu mu? Bale kursu, beğenemedin mi? Sen de mi gidiyorsun? Evet, Zehra'yla beraber yazalım. Erkek adam bale yapar mı oğlum? Dansöz mü olacaksın Yiğit? Kıvıracaksın mı sahnede? Bana bak, ağzını topla. Sıkıysa sen topla, balerin çocuk. Ne oluyorsunuz ya? Yiğit, sen inme şuna. Bir kere erkeklere balerin değil, dansçı denir Mustafa'can. Hem sanattan anlamıyorsun, hem de benimle arkadaş olmak istiyorsun. Manyak bu Yiğit Bey, bale kursuna yazılmış. Nerede şu bale kursu acaba? Ben Sacide. Anam, şimdi başım çatlıyor, anlatamayacağım uzun uzun. Ama belli değil bir şey. Ha, tamam, haydi. Hoşça kal. Sana da hayırlı günler. Uy, sabahtan beri susmadı şu telefonlar ya. Falan mı Feride abla? Medyatik olduk, medyatik. Sus kız. Ay bu da bile bilmeden konuşuyor, yalan yanlış. Ha, sünnet düğünü de çıkar mı gazetelere Feride abla? Çıkar ya. Artık dillerine düştük bir kere. Ya çıksın abla, fena mı? Kız Allah senin canını almıyor. Ya bunu damağına tat bulaştı o. Ne kadar havaslıymış o gazetelere çıkmaya. Şarkıcı mı olacaksın kız? Yok yok, o dizi çekecek. Sahi çeker miyim Feride abla? Kızım önüne bak. Ne haber kızlar? Ha, kız. Nikola konuştun mu kızım? Konuştuk anne, her şey yolunda. Ha? Konuştuk anneciğim, yolunda her şey. Ay bu tarafı ağzında döndüre döndüre teferruat da vermiyor. Ne oldu, ne diyor Nikon'un ailesi sünnet işine? Pek hoşlanmamışlar tabii ama razı olmuşlar. Ana, hele şükür ha. Yani Niko sünnet olacak mı? Ne yapsın, olacak artık çocuk mecburen. Zaten gelip konuşacak kendisi babamla. Vallahi o kahraman onca hareketi yaptıktan sonra bunlar bir çeker giderler, bir daha da dönmezler sanıyordum ha. Çok korkuydum. Aslında ben de anne. Hayrat kız, ocağda kaynanan nasıl oldu da böyle bir şeye izin verdi? Abla Allah aşkına, kaynana maynana şöyle şeyler söyleme, sinir oluyorum zaten ya. Aa, ne diyeceğim ya, kaynanan? Halan mı diyeceğim? Ne kadar? Kaynana ne yapmalı, kaynar kazana atmalı. Yandım Allah dedikçe altına adım atmalı. Yandım Allah dedikçe altına adım. Ay kaynana, kaynana. Dedikçe altını ateş kalmıyor. Oğlum kebap getirdi, sensiz yedik kaynana. İyi, başka eğlenceniz kalmadı değil mi size de? Tarım. Koskoca kadın şunu uyuyorsun ya. Evet, tepişmeyin, tepişmeyin hadi. Hayret! O Nemrut suratlı herif fikir değiştirsin, hayret. Bana bak Niko. Sakin yanlış anlaması olmayasın. Ne yanlış anlaması baba? Kahraman amca sünnet olmamı istemiyor. Adam sakin kafayla düşününce pişman oldu tabii. Zaten buna hiç hakkı yoktu. Bu bir tuzak olmasın Niko? Tuzak mı? Ne tuzağı baba? Ne bileyim ben. Nikah memuru diye getirdikleri adam sünnetsiz çıkar. Zübbesinin altından usturayı sektiği gibi... Aman Adelfe'mu, zevk mi alıyorsun bu çocuğu korkutmaktan? Korkutmak değil Katina. Ben Türklere güvenmiyorum o kadar. E şimdi ne olacak? Ne olacak? Yapacağız Nisa, ne olacak bitecek. Beni bir tek sen anlıyorsun Fiyan. Biliyorsunuz ben hediyemi bile hazırladım. Annemizden kalma çok güzel bir bros var, onu takacağım Nazlı'ya. Ne? Annemizin hatırasını o kıza mı vereceksin? Adelfe'mu, o kız dediğim bizim gelinimiz. Ayrıca Niko'muzun biricik sevgilisi. Bu işi bu kadar aceleye getirmek doğru olmaz. Tamam ama benim için hava olsun. Biraz daha bekleyebiliriz. Oh iyi. Atina'da işler zaten almış basını gidiyor.
yarın akşam takalım yüzükleri. Takalım baba, takalım. Hah, işte en mantıklı karar budur. Günürlerin evine mi gideceğiz? Oh İbrahim, burada otelde bir yemek veririz, olur biter. Tamam baba. Ne yapalım, öyle olsun. Ama Nazlı'nın annesi yine laf sokuşturursa kalkar giderim, haberiniz olsun. Bak, söylüyorum. Bana bak, sana fıstık getirdim. Aferin benim aslan torunum. Sen o kansız babana hiç benzemeyin. Sen de bana eve dön demeyeceksin değil mi? Yok dede, demem. Kim karışır sana? İstersen dönersin, istemezsen dönmezsin. İşte o kadar. Hı. Al, sen de ye. Of, of. Of, yine of. Baban geldiğinde sünnet münnet dediydi. Aslı astarı var mı o işin? Var dedi. Önce Nikon'un sünnet düğünü, sonra düğünü olacak diye tutturdu babam. Karşı taraf ne değil? He değiller mi kestirmeye? Daha belli değil. İnşallah kabul etmezler de bu evlilik yatar. Of, of! Ne oflayıp poflayın ya? Yoksa senin de mi bu Yunanlı damada canın sıkılıyor? Hem ona hem de başka bir şey dedi. Hayırdır? Kız meselesi. Demek şimdiden bir yavrum var ha? Seni gidi kerata. Var ama doğru dürüst göremiyorum ki. O baleye gidiyor, ben gidemiyorum. Neye gidiyor, neye anlamadım. Bale işte ya. Böyle müzik çalıyor, kızla erkekle oyunlar oynanıyor. Ha. Anladım. Halk oyunları. Ha, halk oyunları. Ben çok severim milli oyunlarımızı. Halayı, çepiklisi. Gençken ben de çok yaptım. Davul zurna ile baro var her şeyle. Güm güdü güm güm, güm güdü güm güm. Ha, davul zurnayla. Git, neden gitmeyin? Burası için para lazım. Ya eğileş eylesene benim aslan torunum. Al bakayım yiyorum. Al, yeter mi bu? Dalga mı geçiyorsun dede? 3 aylığı 400 YTL. Yani 400 milyon. Yuh! Eşkıya mı ya bunlar? Taksitle olmayayım mı? Yok dede, peşin. Vermezdim ama... İşin içinde aş meş meselesi var. Al da hayırını gör. Sağ ol dede. Ben hemen gidip yazılayım. Git de yazıl. Atalarımızın ruhunu şenlendirin yavukluğundan el ele. Buyur abi. Güle güle. Ya Ruşen abi, bir şey soracağım. Bu Nazlı'nın nişan işi daha çok uzar mı? Bir bilsem, bir bilsem. Niye sorayım? Hiç, öyle merak ettim işte. Haberin var mı bilmiyorum ama abi bizim Döne'yle aramızda... Var, 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 var. Nazire biraz çıtlattı, Allah canını almaya senin ya. Ateş bacayı sardı mı? Vallahi sardı ki ne biçim abi ya. Artık dayanamayayım Ruşen abi. Hani diyeyim şu Nazlı'nın işi tatlıya bağlansa, ben de gidip hayırlısıyla Kahraman Usta'dan Döne'yi istesem, biz de bir nişan yapsak fena mı olur abi ya? Oğlum senin işini konu şeyine bağla. Neyine? Şeyine, şeyine bağlı, şeyine. Sünnetine bağlı oğlum, sünnetine. Abi ben sana burada yüreğim yan edeyim, sen benimle dalga geçeyim ya. Dur oğlum, dalga geçmeyeyim ya, ciddi söyleyeyim ya. Niko sünnete razı olacak. Babam Nazlı'yı ona verecek de sıra size gelecek. Aa. Aa, aha da insan lafının üstüne geliyor. Oo, Niko hoş geldin ya. Ne yapayım, sünnet çocuğu, gel. İyilik. Ben Kahraman amcayı görecektim. Ha, geç içeri de geç. Yok, ben girmeyeyim. Şimdi Kadir falan oradadır, tatsızlık çıkmasın. Ha, iyi tamam, ben bir konuşayım geleyim. Tamam, hadi. Sağ ol. Paklama vereyim, gel misin? Yok, sağ ol. Niko geldi. Niko mu? Şşş, yavaş ya, seninle konuşmak istiyorum.
şimdi ben Hoytin Bey'in iyi dağıtmam be. Çek! Bir daha görmeyeceğim. Ama baba, ya ne cüretle geliyorum çocuğu buraya? Hangi yüzle geldi? Kadir! Bir daha görmeyeceğim. Ver onu bana. Kahraman Hamza, ben çok düşündüm. O dediğin şey var ya, onu yapacağım. Yani sünnet olacaksın. Olacağım. Ama sizden bir ricam var. Neymiş o? Bundan ailemin haberi olmayacak. Yani onlar benim gibi değiller. Dini inançları konusunda biraz hassaslar. Onlar üzülsün istemiyorum. Yani sen deyin ki öyle tantanalı bir düğün yapmayalım. Ya, gizlice kesek. Evet, yani gizlice o dediğin şeyi yapalım. Sen Nazlı'yı hakikaten seviyorsun. Seveyim Kahraman amca, hakikaten seveyim. Seveyim dedi, bizim gibi konuştu demek ki seveyim. Yani tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Kabul. Kabul. Yapıyoruz Nisan. Yapacağım. Tamam, o zaman yarın akşam hepiniz otele davetlisiniz. Gelin. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sen. Kahraman amca. He. Ben sizi de babam kadar seviyorum. Dur, dur. Görüşürüz. Niko. O şey var ya, o şey. Ne? Gözümün önünde olacak. Tamam kahraman amca. Dikkat et Niko. Feride. Hı. Niko bugün dükkana geldi. Dükkana. Konuştuk. Hı. Ya babamdan bir haber yok mu? E Mustafa Can gitmiş bugün babama, gayet iyiymiş sağlığı. E peki Mustafa Can nerede? Niye yemeğe gelmiyor? O erken yedi yemeğini kahraman abi. Çok dersi varmış, yukarıda çalışıyor baba. Ya Allah aşkına bırak şimdi Mustafa Can'ı. Kızından bahset, görmüyor musun nasıl heyecanlanıyor? Niye heyecanlanıyor ki? Bilmiyor musun Allah aşkına? Niko aramadı mı seni? Konuştuklarımızı anlatmadı mı sana kızım? Aradı. He? Da heyecandan dili dolanıyordu baba. Yarın otele mi gidecekmişiz biz? Öyle mi? Kız her şeyi sen ağzından duymak istiyorsun baba. Öyle mi? Duysun bakalım. Niko sünnet olmayı kabul etti. Onu. Ben de peki dedim. Yarın akşam nişan takılacak. Hadi. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı olsun. İnşallah Allah tamamına yardımcı olsun. Çok sevindim vallahi. Darısı geridekilerin başında. Size bir şey demeyeceğim bu kız. İlişme Ruşen. Baksana kulaklarına kadar kızardı kız. Kız. Ay bilmiyordum kardeşimin bu kadar utangaç olduğunu kız. İnşallah başka aksilik çıkmaz. Değil mi kahraman? İnşallah çıkmaz. Baba, ben yarın bir gelmeyeyim ya. Ne demek gelmeyeceksin Ruşen? Sen ailedensin oğlum. Sensiz nasıl nişan takacak? Yok yok, nişana değil ya. Ben sabahtan bir iki saat izin isteyeyim. Ha, yok izin vermeyeyim, ona izin vermeyeyim. Bak dükkanda iş yığılı, babam da yok. Sen kaytarayım ha. Ya öyle değil ya babacığım ya. Ya yarın Nazire'yi doktora götürücü. Muayene baba. Ultrasyona da gireceğim. Ya kız mı erkek mi oldu artık mı örnek ya baba? Ya, ya eğlen de seninle. Gidin, gidin tabii, gidin doktora gidin. Gidin de gerçi benim torunum erkek olacak, ben onu bileyim. Nereden bileyim kahraman? İçime eyle doluyor. İçine doluyor. Ha, ben doktora gitmeye hacet yok. Yüksek olacak. Ya ben adım gibi bileyim. He, iyi o zaman ultrasyona o kadar para vermeyek. He ya, he ya. Thank you.
Mustafa'cığım! Bu ne hal oğlum? Sen ne yedin böyle böyle? Böyle çalışıyorum baba. Sen nereden çıktın? Ne balesi bu? Bugün balık kursuna yazıldım. İyi ne dedin? Feride! Oğlan elden gidin! Bir de ders çalışıyı dediniz, oğlan köçeklik çalışıyı. Baba bırak, kolum acıyor. Ya sus! Bana bak. Allah aşkına, kolunu kapatacaksın çocuğun. Feride sen uyurma ha! Görmüyor musun halini? Ya ne varmış halinde? Daha ne olacak Feride, daha ne olacak? Erkek kısmına yakışır mı böyle şeyler? Ay niye yakışmasın baba? Baleyi kızlar da yapıyor, erkekler de. Hayır efendim. Benim oğlum balerin olmayacak. Sen de sanattan hiç anlamıyorsun baba. Aran! Başlayacağım sanatından ha! Baba, baba heves etmiş, kursa yazılmış. Ne var ki bunda? Ya heves etmiş babacığım, heves etmiş ya. Bırak oynasın ya. Aklımı oynatacağım ya. Bak heves etmişti ya. Balerinliğe heves etmiş Ruşe. Balerin değil baba, dansçı, dansçı. Ya Karaman, anam hangi çağda yaşayık? Baba, biraz daha modern düşünebilirsin. Aa, bak, yakında Avrupa Birliği'ne gireyim. Ha, ya 15, bilemedin 20 yıl kaldı baba. Heh. Hiç boşuna nefes tüketmeyin. Ben izin vermeyeyim. Benim oğlum balerin olamaz. Bak Mustafa Cancığım, bak başka kurslar da var. Ha. Karate kursu var, boks kursu var, güreş kursu var, milli sporumuz ya. İzin vermeyeyim ben. Ben Gaziantep'e maskara olmak istemeyim. Yok. Kahraman Usta'nın oğlu böyle balerin olmuş dedirtmek istemeyim. Balerin değil baba, dansçı. Şimdi ayağımdan kalın. Dur Allah aşkına. Ξεχάσε το σωρί γορά. Yok ana, kahve sevmeyeyim, bileyim. Çocuğun yanında söylemek istemedim. Artık çarşıya, pazara çıkamaz oldum. Kime rastlasam lafa tutuyor beni. Herkesin ağzında nazlı. Kadınlar üstüme üstüme geliyor, yaşlısı genci. Bütün Antep'e mevzu olduk. Feriye, daha bu sabah konuşmadık mı biz seninle? Senin kulağına laf girmeyeyim mi? Bu evde bundan sonra Nazlı'nın bahsi açılmayacak demedim mi? Bahsi açılmayacak, o kadar. Kadir, oğlum telefonun çalıyor. Kadir! Oğlum baksana şuna! Ver bakayım. Alo! Kadir? Hello, this is Anna. Ana mı? Ne anası ya? No Kadir, no. Ben onun babası olayım. Is Kadir there? Kadir orada mı? Yes, yes. Kadir der, Kadir der. Bir dakika. Lan neredesin? Bir saatte sıfır. Yabancı bir kız. Fan fin fon diye konuşuyor. Anlamayayım konuşsa. Hello. Oo, selam Anna. How are you? Good, good. What's going on there, Kadir? Gazeteler Niko ile Nazlı evlenecek diye yazıyor. Is it true? I know how much you love her.
Herhalde dünyan kararmıştır. Yes. Maybe if you come here. Yani bir umut. Hope, hope. Ben de bunu düşünüyordum ama... All right, I'll catch a plane tomorrow. Gelince arayacağım seni. Sure, sure. I meet you at airport. Okay. See you, bye bye. Bye bye. Efendim, efendim. Ulan ne güzel Tarzanca konuşuyor Spa. Tarzanca olur mu Ökkeş? Bülbül gibi İngilizce konuşuyor çocuk. Konuşacak tabii. 15 gün kurs aldı. Ya. Kim bu kız? Anlayak. Heş baba, bir arkadaş. Pek bir heyecanlandı seninki. Bana bak, yoksa kendine başka bir sevgili mi buldu? Hem de eşnebi ya. Hem de eşnebi. Ya. Eriye, ister misin yavaş yavaş Nazlı'yı aklından çıkarsın? İnşallah Ökkeş, inşallah. Yandı kavruldu çocuk ya. Nazlı, çok feci bir şey oldu. Bir dakika anlamıyorum. Tane tane anlatır mısın? Kestiler, sünnet ettiler. Yok, rüyaydı. Ama gerçek gibiydi. Kalbim atıyor. Ay Niko. Gülme Nazlı, niye gülüyorsun? Tamam kızma, tamam. Ya sinirimden gülüyorum hayatım. Özür dilerim, tamam. Ya ama ne yapayım, komik değil mi Niko? Tamam, sen hiç korkma hayatım. Sen bana güven, tamam mı? Sana öyle bir şey yapmalarına izin vermeyeceğim. Tamam kara gözlüm. Tamam bir tanem, sen uyu. İyi geceler, seni seviyorum. Ben de seni bir tanem, hadi uyu artık. Gazetedeki resminiz de pek güzeldi Döne Hanım. Ne yani, kendim güzel değil miyim? Ya ele demedim Döne. Kendin çok daha güzelsin tabii ki ya. Akşam nişana gidecek misin? Bilmem. Yani gel derlerse gideceğim elbet. Ya var ya, yatıp kalkıp dua edeyim akşam bir aksilik çıkmasın diye ya. Var ya, Allah biliyor ya. Nazlı Niko'dan daha çok isteyeyim şu nişanın kazasız belasız geçmesini. Niye ki? Ya niyesi var mı güzel kulum? Niyesi var mı ya? O iş hallolsun ki ben de gelip seni isteyeyim. Demek o kadar çok sabırsızlanayım ha? Çok, ne kelime Döne. Uyku uyuyamayayım, yemek yiyemeyeyim. Bütün gün seni düşüneyim ya. Yalancı. Vallahi billahi ya. Yemin etme, çarpılacağım. Ya ne çarpılacağım Döne? Çarpılmışım çarpılacağım kadar zaten. Şu halime bak ya. Of, usta da beni bekliyor.
Malzemeleri götürmezsem kızar şimdi ya. Tamam tamam. Beni de evde bekliyorlar. Yok kızım. Nişana mişana gelmeyeyim. Hadi dede ne olur. Bak sana temiz çamaşır, temiz gömlek getirdim. Kirlileri de ver yıkayacağız evde. İstemez. Ben kendi çamaşırlarımı kendim yürüm. Kore'deyken bütün işlerimi kendim görürdüm. Dede. Burası Kore değil. Savaş falan da yok. Kim demiş ki yok? İstiklal Harbi'nde olmayan işler şimdi oldu. Sayende Antep'i Yunanlar işgal etti. Üzeniyorum ama bak dedeciğim. Niye bu kadar kızgınsın bana? Aşık olmaktan başka ne suçum var benim? Yalvarırım dedi. Hadi artık bırak inadı. Akşam herkes nişana bekliyor seni, tamam mı? Niko kabul etti mi ki Müslümanlığı? Sünnet oldu mu? Daha olmadı ama olacak. Hele bir olsun, o zaman düşünürük. Belki düğününüze gelirim. Belki o zaman bir tane de cumhuriyet altını takarım. Ama evvela sünnet. Ben emretmişsiniz efendim. Rica ederim. Hazırlıklar tamam mı diye soracaktım. Her şey yolunda gidiyor efendim. Vermiş olduğunuz menüyü şefimiz özellikle hazırlıyor efendim. Akşam yemeği için de salonumuz size tahsis edildi. Ama kuzum bir aksilik çıkmasın. Çıkmaz efendim, merak etmeyin. Müzik meselesi ne olacak? Ankara'da müzisyenler geliyor efendim. Çok teşekkür ederiz. Belki güzel bir müzik sinirlerimizi yatıştırır. Harika. Büyüleyici bir şey değil mi? Ben çok büyüledim. Çok büyüledim doktorum. Bir terslik yok değil mi? Yok yok. Her şey yolunda görüyorsunuz. Görük görük. Görük de. Ve görük tam anlamayın. Nazire. Bak anacığım. Nazire şuraya bak, şuraya, şuraya bak, şuraya. Şu şeyden bak Nazire. Şu. Benziyor vallahi. Neye benziyor lan? Şeye benziyor diyor ama. Ne bu? Şey ya. Pipiye. Yo yo, hepsi kız. Kız mı? Hepsi mi? Ne demek hepsi kız? Üçü de kız ve üçü de sağlıklı. Ana. 300 mü olur ki? Evet 300. Yandı gülüm keten elva. Anacığım dur ya. Ay, yok, gel bakayım şimdi. Yok. Gel ya. 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 Ana. Bak böyle yapınca beni de üzüyorsun. Ya sen kızları seversin. Severim oğlum, sevmem ben mi? Yok. Ama bu devirde üç bebek yetiştirmek kolay mı? Nasıl edecek? Ya ben babanızla nasıl derim ya? Adam bir tane erkek torun istiydi. Ben nasıl derim üç tane torun, üçü de kız? Allah. Ay Allah, vay başıma da gelendi. Beğendin mi? Bayıldım. Gözlerim kamaştı. Seni hiç böyle görmemiştim. Bence de çok iyi oldu. Ya. Fena değil ha Niko, ne diyorsun? Ne diyeyim? Bir peri kızıyla nişanlanıyorum. Tamam, bunu alıyoruz. Çok zevkli bir seçim yaptınız. Ben fişinizi hazırlayayım. Benim nişan kıyafetim tamam. Şimdi gidip senin sünnet kıyafetine bakalım. Nazlı. Ya tamam kızma hemen, şaka yapıyorum ya. Kızmıyorum, korkuyorum. Şurada düşüp bayılmamı mı istiyorsun? Aman korkak sevgilim. Bizim kaçımızdan terakki. Beyefendi orada. Oh. Ya bulaşma baba ya. Bir de bana söyleyeyim ya. Kolay gelsin Mustafa. Eyvallah.
Karaman usta. Kıyafetlerini gittim. Sağ ol Ahmet. Sen artık istersen git ha. Yemeğe gecikme. Gidemez. Daha manikür pedikür yaptıracak. Kaşları da aldın için mi kahraman? Hükkaş, sinirlerimi bozma ha. Özür dilerim. Hep unutayım. Sırf sen bizim sinirlerimizi bozarsın. Bizim öyle bir hakkımız yok. Ya yapma be Hükkaş usta. Böyle bir günde tatsızlık çıkmasın. Öyle ya, bizimki de densizlik. Böyle mutlu, böyle hayırlı bir günde tatsızlık çıkarayım. Koca bir armatör dündürüne, jet sosyetenin yeni ve mümtaz bir şahsiyetine saygısızlık edeyim. Dur, dur, dur. Hükkaş, ben senin derdini bileyim, bileyim. Öyle mi canım? Neymiş benim derdim? Dışarı çağrılmadın, neye gıcık oluyor? Yemeğe gelemeyeceksin diye de bozuk çalayım. Hadi be oğlum, hadi. Hadi. Keşke dükkana gideydin Ruşen. Babam bir de ona kızacak şimdi. He. Gideydim de 300 kızların haberini veren ben olaydım değil mi? Sonra babam alsın beni ayağının altına bir paspas gibi çiğnesin. Ne kadar akıllısınız. Şu iş bana. Nişan telaşını bile unuttum. Nasıl söyleyecek babanıza? Vallahi bilmiyorum. Allah Allah. Ben de sizi anlamıyorum ha. Millet 300 olsun diye can atar siz. Anam 300 mesele değil. Üçü de kız. Öyle. Ya anneciğim ben de kızım, ablam da kız. Şikayetçi misin bizden? Yo. Ya ara sıra üzersiniz beni. Yani canımı burnumdan getiresiniz. Yangın var diyesim gelin. Ama diğer zamanlarda dua edeyim Allah'ıma bir güzel melek gibi kızları verdi diye. Aha bak bir de böyle aslan gibi balerin oğlum var. Onun için de şükrer değil mi? Balerin Mustafa. Gıdıkla da güleyim abla. Çok güzel olmuşsun Mustafa'can. Sağ ol Dene abla. Güzel olmuşum değil mi? Çok güzel olmuşsun. Taytlarını da giyeydin. Daha yakışıklı olurdun Mustafa'cığım. Ya hadi ben biklenmeyin artık. Babanız neredeyse gelecek. Nasıl anlatacak? He? Ruşen. Kim söyleyecek? Bence en doğrusu ablamın söylemesi. Yok yok. Kızlarımın babası burada dururken bana düşmez. Yok Mustafa Can söyler ya. Mustafa Can sen söylesene oğlum. Oğlum dayı olarak bu senin bir vazifen ya. Dalga mı geçiyorsun enişte ya? Daha dün zor kurtuldun dayak yemekten. Anlaşıldı. Ben diyeceğim. Oh gel. Dur sakın sakın gitme. Gel buraya. Gel. Telaş etmeyeceksiniz tamam. Panik yapmayacaksınız. Ağır kanlı davranacağız. Ya anneciğim panik olan sensin. Sakin olsana şu haline bir bak. Tamam şu şey. Sen git tansiyon ilacını al. Babanla hadi. Canım sen de şeker ilacını getir oğlum. Hiç panik yok. Beni dinleyeceksiniz. Beni bekleyeceksiniz. Bana da dakika atlamayacaksınız lafa tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi. De, hadi git aç. Aç. Hiç lafa karışmıyorsunuz, bana bırakıyorsunuz. Döne kızım, al şunu. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ya niye bekletirsiniz kapıda insanı? Yukarıdaydık anam, giyiniydik. Hadi sen de giyinmen ya, lazım. Dur, bir dakika, bir dakika. Damat, gittiniz mi doktora? Ha? Aldınız mı o güzel haberi? Nazire kızım, doktor ne dedi? Ya ne oluyor? Ya dilinizi mi yuttunuz? Niye böyle şebek gibi böyle kabardınız, aldıysınız? Ha? Babacığım. He. Annem haberi ben vereceğim dedi de. Biz de. Bana düştü. Feride demek erkek torun müjdesini bana sen vereceksin ha Feride'm benim. Canım. Geçen bir oturak rahat rahat konuşuyorsun. Bir limonata hazırlayayım mı sana? Yok istemeyeyim Feride, istemeyeyim. Ayran yapayım köpek. Hayır hayır istemeyeyim. Ya, Feride istemeyeyim. Hele sen otur da anlat bakalım. Anlat hadi. Hadi söyle haberi ver. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Hadi söyle. Bu ne? Parmak. Bak bana da bu kaç tane parmak? Üç tane parmak. Yani üç. Ha!
babanız nasıl ben böyle yapınca çat gösterdi. Aferin. Ya Feride ne aferin ne? Sen ne diyorsun Feride? Yoksa benim torunum 3 aylık mı olmuş? Değil, 3 aylığı geçmiş bile dedesi. De, 3 tane. 3 tane. Ha. 3 tane. 3 tane ne? Bak o da güzel soru. Ya yani 3 tane bebe. 3 tane bebe. Bebe. Sen ne diyorsun? Felip, benim demek 300 torunum mu oluyor? Sevindin değil mi? Sevindim ben de. Gel canım. Canım benim. Canım. Benim aslan da var. Dur dur bir dakika bir dakika dur ben seni öperim. Aslanım benim aslanım. Kızım aslan kızım benim. Feride bak ben bir erkek değildim. Allah bana 3 erkek torun verdi. Onların yanlış anlaşılmasın. Hepsi erkek değil. Ne demek erkek değil? Yani hepsi erkek de. Yani kız. Ha biri kız. Ama öbür ikisi erkek. Öbürde kaldı 2 tane ya. Onlardan biri erkek değil. Ne? Ya kız. Öbürü erkek. Öbürüsü. Öbürü. Kahraman. Valla sana bir şey olmasın diye ben hüccetini öreceğim. Bana mı söylemek zorundayım? Senin 3 tane torunun oluyor tamam mı? 3'ü de kız. Hepsi kız yani. Okey anne. I come here. 10 dakika içinde oradayım. 10 minutes. See you. Ana ben yemeğe kalmayayım. İyi sen bilin. Kadir. Bu o yabancı kız değil mi lan? He baba o işte. Anla. Bu da hiç anlaşı abi. He gidip alacağım şeyden. Oğlum kim bu kız? Anlatsana biraz. Ya sonra anlatırım ana. Hadi geç kalayım hadi. Ben dedim sana. Bu buldu başka birini. İnşallah. Şu Nazlı'yı kafasından bir atsın. Vallahi adam var koç kestireceğim. Koç ne ki be? Ben deve kestireceğim deve. 40 tane yoksulu hem doyuracağım hem de giydireceğim. Koy biraz daha koy. Koy biraz daha koy. Ya hadi çabuk olun. Geç kalın. Döne, sen baktın mı ocağa kızım? Baktım Feride abla. Yukarıda ışıklarını da söndürdüm. Mıstık nerede? Mustafa Can! Geldim abla. Koş. Koş hadi ayakkabını. Bak Nazlı, sen de doktora bir daha görünsen. Belki yan yatmıştır. Belki birisi erkektir. Ya baba, yan yatma falan yok. Ya üçü de kız. Kahraman ayıp ya. Kızın nişanına gidelim. Doğmamış torununun hesabını yapıyorsun ha. İki kızın daha derdi bitmeden 3 kız sıraya giriyor. Ben de şimdiden kareler bağlayayım baba. Ya 3 kız demek 3 tane de damat demek. Kafana şimdi dank etti değil mi damat? Ya ama ha? Neyse er geç anladım ben. Ya sok şu kolunu be. Ha? Ben sen bir babanı er geç anladın. Anladım. Ha. Hadi gidelim. Hadi. You stay at same hotel. Odağı ayırttım. Okay, thank you. But first, we go eat. Önce yemek, okay? Okay. Onlar nerede kalıyor? I mean, Nico and his parents. They stay at your hotel. 2 aile bir araya geliyor. Nişan takılı. You're very sad, huh? Yes. Yıkıldım resmen. Me too. Hem üzgünüm. Hem kızgınım. Ya boş ver bunlar. Yemekte konuşuruz. We decide what to do. Yaptıkları yanlarına kalacak değil elbet. Ya bunu senin gibi bir kıza nasıl yapar? Aklım ermiyor ya. You very beautiful. Sen de çok tatlısın. How can Nazlı do this to you? Geldiler. Geldiler. Star soup edeyim. Yakısı kalmaz.
Biz burada bekleyeceğiz.